Ayıcığın keyfi yerinde böyle ıslıklar falan maşallah. Adamdaki özgüvene bak ya. Buradan sevgili olarak çıkacakmışız. Ben bu odadan hiç çıkmayayım da sen gör gününü. Hadi bakalım. Akşam yemeği de yememiştim. Çok güzel kokuyor ha. Hiç de güzel kokmuyor. Ne demiştik? Bu odadan çıkmak yok. Hele o kalasın elinden bir şey yemek asla yok Defneciğim. Doğru diyorsun Defneciğim. Asla yok. Da. O kalas da çok güzel yemek yapıyor, bilmiyorsun sen. Ay. Gurur diye bir şey duydun mu sen Defneciğim? Açlık gurur tanımaz Defneciğim. Tanır Defneciğim, tanır. Diren kızım, diren. Direnemiyorum. Çok açım. Gururlarını ayaklar altına aldırmaz. Yok öyle bir şey. Atma be. Barutçular boğazına çok düşkündür bir kere. Gurur muru tanımaz onlara. Gidiyorum ben. Söylemiyordun Defne Barış'a. Ne alakası var ya bunun yalanla? İyi ki bir adımız çıkmış ha. Açlıktan geberiyorsun ama hala aç değilim diyorsun. Yalan söylüyorsun işte. Ah. Evet. Söylüyorum. Ben böyleyim. Doğduğum günden beri yalan söylüyorum ben. Başka türlüsünü de bilmiyorum, tamam mı? Oldu mu?
Ya abinler gibi davranmazsam? Seni olduğun gibi kabul edersem? Yine de yalan söyler misin? Tutamayacağın sözler verme yalan Aras. Hadi. Hadi Defne, açsın biliyorum. Abinler gibi davran. Evet. Evet, üzerinde baskı kurdum. Seni tehdit ettim. Biliyorum. Annemi bulursan beni kaybedersin dedim. Sen de haliyle hep alıştığın gibi yalan söyledin. Belki ben bir daha böyle şeyler yapmam, sen de bir daha yalan söylemezsin ha? Bir daha böyle şeyler yapmam diyen adam beni zorla kaçırdı. Canım, düşman nerede diye bakayım dedi. Buradaymış ya. Yalnız kaçacak yer arıyorsan hiç heveslenme söyleyeyim. Allah. Ay! Ay! Yalan! Buradan kaçış yok Laz kızım. Bizim için aşk.
olmuş, bir hayli yormuşum kabul. Riki küçük çocukmuş, yanında büyümüş ruhum. Biz olsak mı diyorum, zat haline derman benden. Sefamız olsun da eksik de kalmasın aşk evimizden. Ben hazırım bak hata. Yalan benim kanadımda. Tıpkı senin oyuncak uçağın gibi. Kanadı olmayınca uçamıyordu ya. Yalan da benim kanadımda işte. Sadece onun sayesinde uçabiliyordum. Çünkü doğruyu söylediğimde beni çekip aşağı çakıyorlardı. Abinler mi? Babaannem, babam, Toprak abim, bazen Çınar abim. Bir tek Polat abim hariç. O da hep onu yere çakmak isteyenlerle uğraştı. Sadece ikimizin yöntemi farklıydı. Engellendikçe ben yalan söylerdim. O bir yerleri yakıp yıkardı. Babam üniversiteye gitmeme izin vermeyince ben söyleyecek yalan bulamadım. Polat abim de fındıklığı yaktı. Bana... Benim de seni olduğun gibi kabul etmediğimi söyledi. Git kardeşimin gönlünü al. Yoksa ömrümün geri kalanını seni mahvetmeye ederim dedi. Polat işte. Biz birbirimizin canını okuduk Defne. Ama... Bunu hallederiz değil mi? Biz hiçbir şey halledemeyiz Yalın. Biz birbirimizin canını okumaya devam ederiz. O yüzden... Hadi beni buradan götür. Ha? Hayda. Ya kızım... Bak ben senin yalanlarını bile anlamaya çalışıyorum. Bir adım da sen gel. Adım mı? Adım ne ya? Yalın ben senin peşinden koştum. Ama sen vazgeçtiğim zaman geldin. Vazgeçtin. Benden. Vazgeçmişmiş. Yine yalan söylüyorsun Naz kızı. Ben gidip yiyecek bir şeyler alayım. Belki üstümüze başımıza da bir şeyler bulurum. Sen de otur düşün Defne Barutçu. Benden gerçekten vazgeçebilecek misin? Çünkü ben düşündüm. Ve senden vazgeçemeyeceğime karar verdim. Thank you.
Haydi. Elektriklerim kesilmiş. Defne. Elektrikler kesik. Evet, fark ettim. Şurada mumlar vardı. Ortalık soğumuş. Ne arıyorsun şömineyin içinde? Buradan kaçabilir miyim diye bakıyorum. Sen o devasa cüsseni insanları böyle omuzlayıp kaçırmak gibi eylemlerle avantaja çeviriyorsun. Ben niye minikliğimden faydalanmayayım dedim. Defne, ne yapıyorsun hakikaten orada? Ya elektrikler gidince burası soğudu. Ben de şömineyi yakayım dedim ama tüttü, bir tıkanıklığım var diye bakıyordum. Çok güzelsin bebek. Bu halimle mi? Bu halde bile çok güzelsin. His yakışıyor sana. Bakalım acaba sana da yakışıyor mu? Sana da yakışıyormuş. Sensiz yapamıyorum. Olmuyor. Ben de sensiz yapamıyorum. O zaman bitsin mi bu ayrılık? Olmaz. Biz yine ayrılırız. Niye ya? Çünkü sana güvenmiyorum. İlk hatamda yine terk edersin. Ben de seni yine bir işler çevirmeyeceğine güvenmiyorum ama birlikte öğreneceğiz birbirimize güvenmeyi. Ya öğrenemezsek? Ya senin istediğin kadar mükemmel, hatasız, kararlarına sahip duyan yalansız Defne olamazsan? Defne. Sorun beni olduğum gibi kabul etmen değil. Ben de yalan falan söylemek istemiyorum. Ama her hatamda terk edilmek çok kötüymüş. Ben öbür türlüsünü biliyorum. Biz hata yaparız ama birlikte olmanın bir yolunu buluruz. Ama sen... Sen hep kaçmanın bir yolunu buluyorsun. Bu sefer kaçmak yok. Terk etmek de yok. Çınar'a ilişkimizi söyleyemediğim için bile beni terk ettin sen. Anneni bulduğum için beni kaybedersin dedin. Olmaz. Yine bir şey olacak. Yine çekip gideceksin. Bir defa daha katlanamam ben. Katlanamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.